Rize'de 25 günden beri müthiş bir terör estiriliyor. Akıl almaz bir şey. Bir avuç insan yaşam alanlarını savunuyor. Bir avuç insan bu köy bizim köyümüzdür. Bu köy diye yazık etmeyin diyor. Bir avuç insan. Ama neler yapılmadı değerli arkadaşlarım? Akıl almaz şeyler yapıldı. Ne yapıldı? Bakın 2000 jandarma dağda taşta insanları kovalıyor. Orantısız şiddet uyguluyor. Gaz sıkıyor. Kadınları yerlerde sürüklüyor. Olacak iş değil değerli arkadaşlarım. Yalan yanlış bilgilerle algı operasyonu yapılıyor. Oraya Rize milletvekilleri geldiler, Sayın Yazıcı falan. Dünya kadar yalan söylediler. Söylüyorum. Dedi ki mesela Sayın Yazıcı, biz burayı 5 sene içinde aynen olduğundan daha yeşil bir şekilde iade edeceğiz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Orada 10 santim toprak var. Toprak taşların arasında 1000 senede 2000 senede oluşmuş Allah'ın yaratmış olduğu bu dağı aynısını 5 senede yapacağım diyor. Haşa tövbe, sen tanrı mısın Sayın Yazıcı? Olacak iş mi bu ya? Bu mu? Bu. Değerli arkadaşlar, bakan geldi oraya, bakan ne dedi insanlara biliyor musun? Bunlar marjinal dedi. Bunlar gezici dedi. Ayıp ya. Ayıp ya, utanmak lazım. Değerli arkadaşlar, Rize'de Rize valisi tarihinde Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemişti. Belki doğuda, güneydoğuda yapmışlardı bazı yerlerde. Sıkı yönetim ilan etti. Bakın birkaç cümle okuyorum. Farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması. Değerli arkadaşlar, hangi gruplar arasında Rize'de çatışma var? İkizdere'de. Bu bölücülüktür ya. Rize'de İkizdere'de herkes kardeş. Bir kısmı diyor ki aslında herkes diyor. Liman yapılsın, limana kimse karşı çıkmıyor. Diyor ki sen bu bazalt taşını, ki Rize'nin her tarafı bazalt taşı, buradan değil de daha yukarıda kıraç alanlardan al. Niye buradan alıyorsun? Biraz maliyet artsın diyen bu. Bir kısmı da diyor ki olsun diyor, liman olsun da ne olursa olsun diyor. Bunlar kardeş, bunlar hepsi akraba. Bakın o köyde Gürdere köyünde baş ailesi var. Yarısı olsun diyor, yarısı olmasın diyor. Nasıl bunlar birbirine düşman ya? Bir vali böyle bir şey yazar mı yani? Bir vali bir grup insanı diğer grup insana kışkırtır mı? Bu ceza yasasına göre suç değil mi değerli arkadaşlarım? Bunlar olacak şeyler mi? Millet bölünüyor. Marjinal ne demek arkadaşlar ya? Oradaki insanlar marjinal. Sonra ben merak ediyorum. Bir dakika. Orada bir avuç insan yaşam alanlarını, gerçekten nefes alıp verdikleri alanları savunuyorlar. Ama 2000 işte dünya kadar insanları toplanıyor. Bakın ne yapıldı biliyor musun? Engelli çocuğu olan bir aile baba çağrıldı makama, dendi ki eğer bunların yanına gidersen bunlar kesilir. Orada market zincirlerde çalışan çocuklar toplandı. Eğer giderseniz buraya işinizden olursunuz. Ayıptır değerli arkadaşlar ya. Bakın 15 gün evvel güya sivil toplum örgütlerinin liderleri orada bildiri yayınladılar olsun diye. Rize'nin bir takım sitelerinde filan yazıldı. Dün bakıyoruz büyük bir gazetede tam sayfa. Kim verdi bunların parasını? Ne oluyor değerli arkadaşlarım ya? Böyle bir şey yok. Bir 3 tane 5 tane bir avuç insandan niye korkuluyor? Niçin ısrar ediliyor? Ne var orada değerli arkadaşlarım? O insanlar orada gerçekten terörist estiriyor jandarma. Gerçekten Rize valisi büyük bir şekilde suç işliyor. Eğer orada bir olay olursa bunun sorumlusu Rize valisidir. Bugün Meral Hanım'a yapılan saldırıdan da Rize valisi sorumludur. Sayın Haberal, senin köyüne yapılan aynısı Rize'nin ceviz... Buyurun hocam. Sesini çıkarmadın. Lütfen burada ses çıkar. Değerli arkadaşlarım, arz ederim. Bu toprak bizim toprağımızdır. Burası hepimizin zenginliğidir. Vatan toprağıdır. Ya kardeşim, işgal kuvvetleri yapmadı buraya. Ruslar geldiler, işgal ettiler. Taş döşediler, taş. Bir tane toprak atmadılar ormana. O yollar hala var. Şimdi canavar bir şekilde girdiler. Yıkıyorlar, yakıyorlar ağaçları. Dereleri dolduruyorlar. Yapılacak bir şey değil değerli arkadaşlarım ya. Burası gerçekten vatan toprağı. Ne oluyor? 20 kilometre ileride gitseniz de bu taşları alsa, bazalt taş kaya alınsa ne olur değerli arkadaşlarım? Bir de bunlar kalkınmaya karşı, bunlar gezici vali arıyor. Gezici sizin bakanınız arıyor. Sayın Erdoğan'dan daha beter 150 araçla gelip Rize'de İkizdere'de terör estiren bakanınız arıyor bunu. AKP bir şirketler koalisyonudur. AKP bir rant ittifakıdır. İşte Karadeniz'de bu rant ittifakı
direnişin duvarına çarptı. Şimdi ne yapıyorlar? Her türlü provokasyonu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Neymiş dışarıdan şu geldi, neymiş dışarıdan bu geldi. Ya biz şunu soruyoruz arkadaşlarım. Bu proje orada çayı bitirecek. Eskencidere'de çayı bitirecek. 2. Balı bitirecek. 3. Suyu yok edecek. 4. Oradaki iki köyün, yani yaz kış orada yaşayan köylülerin hayatını ortadan kaldıracak. Ve onları siz bir çuval patatese ve soğana mahkum edeceksiniz. Bu projeye evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Bakın, hiçbir kötü proje vatan millet edebiyat olmaksızın hayata geçirilemez. AKP'de İkizdere'de bunu yapıyor. İnsanlar vatan dedikleri topraklarına sahip çıkıyorlar. Siz ise şirketin bir avuç çarı için halkı düşmanlaştırıyorsunuz. Ben buradan doğduğum yaşadığım topraklar olarak söylüyorum ama daha önemlisi bir Türkiye'li olarak söylüyorum. Bu proje suçtur, ihanettir. Buradan direnen İkizderelilere selam söylüyorum. Rant ittifakları kaybedecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir, İlk projede 75 yıl olduğu yazıldı. Bu proje halen duruyor. Bu bir. Şimdiki proje 3 yıl olduğu söyleniyor. 2. Soruyorum. AKP'liler neden 10 gün sonra alana geldiler? Ve Hayat Yazıcı bizzat şunu söyledi. Dedi ki evet, biz bu bilgilendirme toplantılarını daha önce yapmamız gerekirdi. Niye yapmadınız? 2. Rehabilite edilmiş Türkiye'de herhangi bir taş ocağı var mı? Var mı elinizde örnek? Bir taş ocağının rehabilite edilmesi örneği nerede? Hiçbir tane böyle bir örnek yok. Bir soru daha soracağım. İyidere'deki projenin ÇED'inde yeni bir taş ocağı açılmayacağı söyleniyor. Niye açtınız? Bunun cevabınız var mı? Buna cevabınız yok. Tekrar şunu söylüyorum arkadaşlar, bakın, bu taş ocağının olduğu Eskencidere iki köyün yaşam alanı. Burası ormanlık bir alan. Burada çay var, burada arıcılık var, burada su var. Buraya taş ocağı yapıldığında o toz duman içerisinde çay yapılamaz, arıcılık yapılamaz. O su şimdiden mıcırların, taşların, toprakların altında kalmış durumda. Olay bu kadar açık ve net. Bir şirket kar edecek diye insanların yaşam alanlarını tahrip etmeyin. Bu bir insanlık suçudur, bu bir doğa suçudur. Elinizde devletin gücü var diye halka savaş açamazsınız. Bu yoldan geri dönün. İkizdere, Rize, Karadeniz, evet size oy vermiş olabilir. Ama orada bütün oyunlarınız görülmüş durumda. Provokasyonlarla sonuç almaya çalışıyorsunuz. Yetti artık, deniz bitti. Çok net söylüyoruz. Bu proje doğaya ihanettir, İkizdere'ye ihanettir. Yalan söylemekten vazgeçin. Tek tek söylüyorum, bunlara cevabınız var mı? İkizdere vatandaşlarımızın verdiği mücadeleyi haklı gösteren pek çok neden vardır. Bu bölge dünyada korunması gereken 200 vadiden birisidir. Bu vadiyi korumak en başta hükümetin göreviyken Türkiye Cumhuriyeti hükümeti buraya kol kanat germesi gerekirken bunları yapmamakta, halkın taleplerine sırt çevirmektedir. Durum bu iken bölgenin tahrip edilmesi anlaşılabilir gibi değildir. İkizdere'de geçmiş kuşaklardan devraldıkları bu doğal yapıyı siyasi iktidarın keyfiliğine peşkeş çekmeye karşı çıkmaktadır. Orman yangınlarından, kuraklıktan, su kıtlığından dem vurup devletin gücünü ve imkanlarını bu sorunlara mücadele etmek için ayırmak varken bizler ormanları yok ediyoruz. Binlerce yılda oluşmuş fauna ve florayı yok etmeye uğraşıyoruz. Ekosistemi yok etmeye çalışıyoruz. Topraklarımız bozulup sularımızı kirletiyoruz. Aslında bunlar için hiçbir şey söylemeye gerek değildir. İkizdere'nin resmi budur. Önergenin kabulüyle millet iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce tescil edilmiş olacaktır. Hepinize saygılarımı sunarım.